Kendisi 57 yaşında, eşi ise 53 yaşında. Bunu herhalde 3 yaşındaki çocuğa soralım, çocuk da bilir değil mi? Kadının göğüs bölgesi ve alt tarafından sinyal alıyorlar. Arama odasında aranıyor arkadaşlar. Kadının... Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Almanya'da Köln Bonn Havalimanı'nda yaşanan akıl almaz bir olayı sizlere anlatacağım. Ben hayatımda gördüm de böylesinin çok az gördüm, yaşadım, duydum. Gurbetçi bir vatandaşımız Türkiye'ye gitmek için Köln Bonn Havalimanı'na geliyor. Karısıyla beraber. Kendisi 57 yaşında, eşi ise 53 yaşında. İstanbul'a uçacaklar. Biliyorsunuz Köln Bonn Havalimanı'nda ve pek çok havalimanında duruyorsunuz. Bir X-ray cihazı sizin etrafınızda dönüyor ve sizin röntgeninizi çekiyor. Vücudunuzda herhangi bir para, işte değerli eşya vesaire varsa bunları tespit eden X-ray cihazı. Bunu herhalde 3 yaşındaki çocuğa soralım, çocuk da bilir değil mi? Bilmeyen yok herhalde. Yoksa hani uçağa elini kolunu sallayarak gitmiyorsun değil mi? Hiç hayatınızda aranmadan uçağa bineniniz var mı? Yok. Gurbetçi, karı koca, adam geçiyor. Kadın da geliyor bu X-ray cihazına, sinyal veriyor. Üzerinde bir şey var. Görevli soruyor. Diyor ki üzerinizde herhangi bir şey var mı diyor. Kadın yok diyor. Bir daha tarıyorlar. Kadının göğüs bölgesi ve alt tarafından sinyal alıyorlar. Kadına tekrar soruyorlar. Hanımefendi üzerinizde ne var diyorlar. Kadın üzerinde bir şey yok diyor. Sizi arama odasına alacağız diyorlar ve arama odasında aranıyor arkadaşlar. Kadının iç çamaşırlarının içerisinde folyoya sarılmış vaziyette toplamda 67 bin euro para ele geçiriliyor. Şimdi önce ben bu kadının kocasına izninizle birkaç tane güzel söz söyleyeceğim. Belki beni izliyordur, izleyecektir. Hangi akla hizmet için sen karının iç çamaşırlarının içerisine bu kadar parayı folyoya sararak koydun? Nerede yaşıyorsun sen? Uzayda mı yaşıyorsun? X-ray cihazı diye bir cihazdan hiç mi haberdar değilsin? Havalimanında aranacağını bilmiyor musun? Bu bir. İki, bu kadar parayı sen nereden buldun? Merak ediyorum. Çünkü sosyal yardım alan birisin. Karını neden bu kadar insanın içerisinde bu kadar zor bir duruma düşürdün? Hiç mi utanmıyorsun? Yani 3 kuruş para götüreceğim diye karının iç çamaşırların içerisine bu kadar parayı saklamaya utanmıyor musun? Madem götüreceksin kendi iç çamaşırın içerisine koy. Utanmaz adam. Hiç mi utanmıyorsun ya? Nasıl bir rezilliktir bu ya? Nerede yaşıyorsun kardeşim sen? Dağda mı yaşıyorsun? Ormanda mı? Uzayda mı? Nerede yaşıyorsun da X-ray cihazının öteceğini bilmiyorsun ya. Bir de sosyal yardım alıyorsun ya. Ya millet 3 kuruş parayı bir kenara getiremiyor. Sen sosyal yardım alıyorsun. Gelip kendi eline de teslim etmişim parayı zaten. Bu nedir ya? Ayıp ya. Kadına da yazık değil mi ya? Uyanığız ya biz. Bak bizim vatandaşımızda şöyle bir şey var. Her şeyi biz biliyoruz. Almanlar hiçbir şey bilmiyor. Değil mi? Böyle sanıyorum. O folyoya hangi akla hizmet etmek için sardın çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne diyelim? Hayırlısı diyelim. Söyleyecek çok söz var da biraz frene basalım değil mi? Şimdi güzel bir haber vereceğiz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Beyler sizin için de aynı şey geçerli. Siz de geçmişte hiç sigorta girişiniz dahi olmasa emekli olabilirsiniz. Emekli maaşı alabilirsiniz. Peki Türkiye'ye gitmeden nasıl yapacaksınız? İşlemleri ne yapacaksınız? Sizin adınıza kimler işlem yapacak? Bir telefonla bunları nasıl yapacaksınız? İşte şimdi 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsatı size anlatıyorum. Sakın ola ki kaçırmayın. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey, son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para.
Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaşı alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevuda uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın.